Apple M1 işlemcileri çıkardı. Biliyorsunuz bu çıkardıktan sonra 2020 yılında duyurduktan sonra M1 işlemcilere bazı programlar uymuyor biliyordu arkadaşlar ve hala da uymayanlar var. Bunları yavaş yavaş düzeltmeye başladı ve Rosetta 2 diye bir uygulaması var. Bu uygulama üzerinde bir katman oluşturup uygulamaları çalışmayan programları da çalıştırıyor. Ayrıyetten şimdi şöyle bir site de var arkadaşlar. Oradan işte bu Rosetta'ya hangisi uyumlu Rosetta 2'ye ya da M1'in hangi programları çalıştırıyor onlara bakabileceğiniz güzel bir kaynak olmuş arkadaşlar. Herhangi bir tarayıcıya is Apple Silicon Ready yazdığınızda çıkacaktır zaten arkadaşlar. Buna tıkladığınız anda burada sayfa açılıyor arkadaşlar. Bu sayfaya girdiğinizde M1 desteği olan programlar burada, yalnızca Rosetta 2 çalışmıyor ya da ne demişler burada, test edilmemişler gibisinden yazıyor arkadaşlar. Tüm uygulamalar, tarayıcılar, geliştiriciler gibisinden ya da sizin yükleyeceğiniz uygulama çalışır mı? Ona da buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir şey de var. Burada kendiniz de bir düzenleme yapabiliyorsunuz. Şurada misal bu çalışıyor diyelim. Ve şurada da şeyler yazmış. Çalışıyor, tam uyumlu. Çalışmıyor. Birincil destek veya sorun çökme rapor edilmiş gibisinden. Burada tikler de var arkadaşlar. Bunları siz de buradan düzenleyebiliyorsunuz. Yani programda herhangi bir sıkıntı olduysa, çalışıyor da çalışmıyor da gibisinden siz de bir katkıda bulunabiliyorsunuz arkadaşlar. Tıklayıp misal bu. Microsoft Teams. Bir çökmeler rapor edilmiş bunda misal. Onu söylüyor bu. Normal ben M1'de çalışıyormuş arkadaşlar. Minecraft ikisinde de çalışmaya başlamış. 974 adet programı gösteriyor arkadaşlar. Bayağı da bir geniş veri tabanı var arkadaşlar burada gördüğümüz kadarıyla. Zaten birçok şeyde artık önemli programlara şöyle bakınca çalıştırmaya da başlamışlar. Tarayıcıların da hemen hemen hepsi burada çalışıyor. Tabii oyunları falan aramak da lazım. Burada programlar diyor ama oyun da var mı acaba? Ne yazalım şimdi oyun olarak? En son Tomb Raider oynamıştık. Şu an için oyunları göstermiyor. Yok, tüm uygulamalara girip arattıralım. Uygulamaları gösteriyor arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Oyun araştırma, bilgisayar üzerine videolarla devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.